başkent Seul'ü keşfederken şimdi de yolumuz Seul'ün en popüler köşesine düşüyor. Şu anda Seul'ün en kalabalık, en canlı köşelerinden birindeyiz. Seul'ün kalbindeyiz. Myeongdong Caddesi'ne geldik. Myeongdong Caddesi yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve alışveriş yapmak isteyenlerin vazgeçilmez adresi. 1 kilometre boyunca alışveriş adına her türlü dükkanı bulmak mümkün. Caddelerin üstü de seyyar tezgahlarla dolup taşıyor. Alışveriş yapmak isteyenler burada ama aynı zamanda uzanan giden kocaman bir de yemek sokağı var caddenin üzerinde. Yöresel yemek yemek isteyenler, geleneksel hediyelik eşya almak isteyenler, geleneksel tat tatmak isteyenler. Herkes soluğu Myeongdong Caddesi'nde alıyor. Myeongdong Caddesi 24 saat boyunca kalabalık. Trafiğe kapalı bir cadde olduğundan dolayı da insanların rahat rahat zaman geçirdikleri, yemek yedikleri, sohbet ettikleri, alışveriş yaptıkları bir cadde burası. Eğer hazırsanız Myeongdong Caddesi'ni sizlerle beraber keşfedeceğiz. Korelilerle çok daha yakın olacağız. Myeongdong'u hep beraber keşfe başlıyoruz. Güney Kore'nin en meşhur, en bilindik Kore filmlerinde, dizilerinde görmeye alışık olduğumuz caddesi Myeongdong. Asırlık tarihiyle, dükkanlarıyla oldukça ünlü. Yakupçan'ın takip etmiş olduğu çizgi film kahramanlarını burada bulabiliyoruz Güney Kore'de. Seyyar tezgahlarda bile var ve daha sonra öğreniyoruz ki Yakupçan'ın izlediği birçok çizgi filmin ana vatanı Güney Kore'ymiş. Çocuklara hitap eden birçok oyuncak var burada. İşte Yakupçan, bunun adı neydi? Bu Tayo. Evet, Tayo mesela. Tayo, Tayo. Pek sevimli otobüs. İşte meşhur çizgi film kahramanı Tayo burada var. Ondan sonra babası biliyor, Polis Kar Poli diyor. Evet, Polis Kar Poli de çocuklar Güney Koreliymiş. Ben bilmiyordum, burada öğrendim. İşte Polis Kar Poli ve ekibi burada. Bütün oyuncakçılarda, seyyar satıcılarda var. Bir de bu dost, bunu bilmiyorum ama bu da meşhur bir çizgi film kahramanıymış. Yeni bir çizgi film kahramanı. Bilmiyorum adını. Hemen rehberimize soralım. What was the name of this? Bororo. Bororo. Yes. Bororo. Is this new cartoon or old? It's old. Evet, but eski. Çok fazla eski değil ama yine de burada bilinen Bororo. İşte uçan bir kuş, gözlüklerini takmış. Böyle burada çizgi film kahramanlarını bulmak mümkün. Güney Kore'nin çizgi filmleriyle de oldukça meşhur olduğunu burada öğreniyoruz. Yakupcan'la birlikte izlediğimiz birçok çizgi filminin ana vatanının Güney Kore olduğunu öğreniyoruz. Yakupcan'ın fotoğraflarını bu ilginç reklam tabelalarıyla çekmeden olmaz. Thank you very much. Kamsahamnida. Çektim. Bak, orada da köpek var Yakupcan. Güney Kore'nin bu reklam tabelalarına ben bitiyorum. Yani öyle büyük büyük reklam tabelaları yok. İnsanlara böyle ilginç kıyafetler giydiriyorlar ve sokağa salıyorlar. Günde binlerce insan geçiyor. Açık havada belli bir noktada duracağına işte böyle bu reklam tabelaları yürüyor. Evet, fotoğraflarımızı çektirdik. Sosyal medyada paylaşacağız. Facebook adresimiz Dünyayı Geziyorum. Twitter ve Instagram Dünyayı Geziyor. Evet, görüyorsunuz Myeongdong özellikle de yavaş yavaş hava kararmaya başladığı andan itibaren daha da kalabalıklaşmaya başlıyor. İşinden gücünden çıkanlar direkt soluğu Myeongdong Caddesi'nde alıyor. İnanılmaz yoğun, görüyorsunuz. Herkes burada çünkü gerçekten de şehrin özünü yansıtan bir cadde burası. Bakıyorsunuz. Tezgahlarda aranan her şey var. Özellikle takılar. Bakın şunu söyleyeyim. Özellikle de Güney Kore'de birçok malzemenin hep kadınlara hitap ettiğini görüyoruz. Burada ticaret kadınların üzerine dönüyor. Her türlü kozmetik markası, özellikle Güney Kore kozmetiğiyle çok meşhur. Kadınlara dair her türlü kozmetik markası, her türlü takı, her türlü kıyafeti çeşit çeşit şekliyle burada bulabiliyoruz. Evet. Ve Güney Koreli hanımlar çok bakımlılar. Oh, hi, thank you. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bu arada yöresel yemekler dedik. Yöresel lezzetlere dair her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Bu lezzetler nedir? Nasıl yenir? Güney Koreliler neleri tadıyorlar? Denizden çıkan her şeyi yiyorlar mı? Ya da topraklarında neler yetişiyor? Her türlü yemeğe dair bilgiyi Yasin'in programında bulacaksınız. Dünyanın tadını kaçırmayın diyorum.
Caddede dünyanın en ilginç yöresel lezzetleri olduğu gibi helal yemekler de satılıyor. Lezzetlerin yanında işte sizlere bakın şurada bir sürü dükkan var. Yöresel Kore markaları. Hepsi de kozmetik ürünü. Onu söyleyeyim, kozmetik üzerine dükkanlar, makyaj malzemesi, çeşit çeşit binlerce makyaj malzemesi markası var. Myeongdong Caddesi'nde gezerken tabii yemek tezgahlarında dikkatimi çeken önemli bir unsur var. Güney Kore ginseng ile çok meşhur. Ginseng denilen bir bitki. Aynı kökü andırıyor ve bu bitkiden bol bol faydalanıyorlar Güney Koreliler. Öyle sağlıklı ki, sağlığa öyle fazla faydası var ki muhakkak her gün ginseng tüketiyorlar Kore'de yaşayanlar. Evet, ginseng inanılmaz faydalı. Bağışıklık sistemini inanılmaz güçlendiriyor. Sağlığa çok faydası var. İnsana güç kuvvet veriyor ve insanlar muhakkak bu topraklarda bunun ilacını yapıyorlar, vitaminini yapıyorlar, kozmetik ürünlerinde kullanıyorlar. Birçok alanda ginseng'i kullanıyorlar ve şu anda elimde tutmuş olduğum bu bardağın içerisinde de kavanozun içerisinde ginsengleri görüyorsunuz. İçerisine su koymuşlar ve suda bekletiyorlar. Hanımefendiyle biraz önce sohbet ettik. Dedi ki biz dedi ginsengin suyunu içiyoruz ama ağır gelirse eğer suyla da ya da sıcak suyla da karıştırarak ginsengin suyunu tüketebilirsiniz ve aynı zamanda da kökü de ginsengin bu bitkisini de yiyebiliyorsunuz dedi. Çok sağlıklı yaşamaya dikkat ediyorlar Güney Kore'de yaşayanlar. Alternatif tıpla, bitkilerle modern tıbbı birleştirmişler bugün. İnsanlar işte bu köklerden, bu bitkilerden sağlık, şifa bulmaya çalışıyorlar. Çok önemli gerçekten. Baktığımız zaman sadece ginseng değil, diğer bölgede yetişen meyvelerden de farklı farklı karışımlar yapmışlar. Bir sürü seçenekler var burada. Tabii şifası Allah'tan diyoruz. Dertlerini işte bu doğal yöntemlerle çözmeye çalışıyorlar.